Bu dersimizde SQL standartlarından order by ile sıralama listeleme işlemlerini öğreneceğiz. Sıralama listeleme işlemleri için kullanılır order by komutu. Bunun için iki farklı yöntem vardır. Birincisi normal, yani düz, küçükten büyüğe sıralama. A'dan Z'ye ya da birden büyüğe doğru sıralama şeklinde diyebiliriz. Diğeri de bunun tam tersi. Büyükten küçüğe doğru ya da Z'den A'ya doğru diyebiliriz string değerlerde. Bunun için en temel kullanım yöntemini inceleyelim. En temel kullanımı normal select yıldız from tablo adı işleminden sonra order by kullanılır. Order by'dan sonra ise sıralamak istediğimiz sütunun değerini, sütunun adını yazarız. Bunun için bu şekilde en basit sorguyu oluşturmuş olduk. Execute ile çalıştırıyorum. Bana şu an varsayılan bir görüntü sundu. Bu varsayılan olan hali first name bilgisiydi. Bizim istediğimiz first name'e göre sıralamıştık. Burada gördüğünüz gibi string değerler olduğu için A'dan Z'ye doğru sıraladı. Şu şekilde sonuna gittiğimizde göreceğiz bunu. Görüldüğü gibi en sonunda Z'ler var. Bu şekilde bir ascending, yani küçükten büyüğe sıralama yaptı. Bu hali varsayılan kullanımıdır diyebiliriz. Bunun aynısının kendimiz bilinçli olarak yazmak istediğimizde, yani varsayılan değil de bu normalde nasıl yazılıyor dediğimizde aşağıda bunun örneği var. Bunun aynısı varsayılan olarak anlamı budur. Yani sonuna ASC, ascending ifadesinin eklenmiş halidir. Aynı sorgu sonucunu getirecek. Ancak bu default kullanım şeklidir. O nedenle gösteriyorum. Görüldüğü gibi aynı sonuç geldi. Ascending şekilde. Yani küçükten büyüğe doğru. Şimdi bunun tam tersini yapalım bir de. Ha, bu arada tersini yapmadan önce bir de Business Entity ID'ye göre yapalım. Business Entity ID. Küçükten büyüğe yaptığımızda en küçükler en yukarıda görünmesi gerekiyor. Evet, birden kaça kadar bakalım. En büyüğü 20.777'ymiş. Bu şekilde nümerik olan alanlarda da kullanabiliriz. O zaman da gene küçük büyük durumlarını ifade eder. Bunun tersini kullandığımızda da descending, yani kısa adı desk şeklinde kullanılır. Bu varsayılan bir kullanım değildir. Bu tersi olan, varsayılanın tersi olan bir kullanımdır. Şimdi Z'den A'ya doğru sıralandığında bunu görebiliriz. First name'i görüyoruz. Z'den başladı A'ya doğru. Şimdi bunun aynısını nümerik bir alanda descending olarak yapalım. Execute diyorum. Göründüğü gibi 20.777'den 1'e doğru iniyor ve en sonunda da 1 nolu Business Entity ID var. Bu şekilde ascending ve descending işlemleriyle gayet rahat sıralama işlemleri yapabiliriz.